Evet. Buyurun. Tamam, başlayalım. Buyurun. Evet, değerli arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Sizleri burada Çeltik'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok uzun bir aradan sonra tekrar topluca birlikte olma fırsatı bulduk. Başlarken öncelikle bir özürle başlamak istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın iş yerine giderek, bazılarına telefonla davet ederek bu akşama davetimizi ilettik. Anlaşılmalara sebep olabilir ama çok kısa bir sürede karar verdik bu açıklamayı yapmaya. O nedenle hepsine birden iş yerlerinde ziyaret edebilme imkanım olamadı. Arkadaşlarımız hiçbir art niyet aramasınlar. O konuda samimi düşüncelerimi iletmek istiyorum sizlere. Şimdi ülkenin gündemi aslında çok meşgul. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en zor günlerinden birinden geçiyor. 2001 yılını Cumhuriyet tarihinin en ağır krizi olarak nitelemiştik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ağır kriz olarak niteledik ama içinde bulunduğumuz günler herhalde 2001 krizini aratacak nitelikte. Gündem çok ağır, ekonomik şartlar çok ağır, insanların siyasetle ilgilenecek halleri de kalmadı. Herkes çok ciddi bir geçim derdi içinde. Ama yaşam da devam ediyor. Bazı gelişmeler de var. Önümüzdeki günlerde bir yerel seçim var. Normal tarih olarak Mart sonu bekleniyor ama hepimiz görüyoruz ki bazı arayışlar da var. Muhtemelen sanki Kasım sonunda, Aralık başında bir seçim olabilecek gibi gelişmeler var. Aldığımız duyumlar bu doğrultuda. O nedenle alelacel bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Yoksa henüz daha 7 aya yakın bir zaman var seçimlere. Doğal olarak da seçim yaklaştığında 7 ay bile kalmış olsa bütün partilerde aday adayı beklentisi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu var. AK Parti'de de var, MHP'de de var, İYİ Parti'de de var, HDP'de de var. Aday kim olacak beklentileri. Zaman uzun diye muhtemelen bütün partilerde bol miktarda aday adayı olacaktır. Ama zaman var diye beklenti içinde arkadaşlarımız. Diğer partilerdeki olay tabii bizi ilgilendirmiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olduğumuza göre Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu değerlendirmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de her şeyden önce mevcut bir başkanımız var. Göreve devam ediyor iki dönemdir. Alternatif aday olmak isteyen başka arkadaşlarımız var. Onlar da göreve talip olmak istiyorlar. Onlardan biri de benim. Ben hepinizin bildiği gibi Silivri'de 89-2004 yılları arasında 15 yıl süreyle görev yaptım. Daha sonra parti içi bir anlaşmazlık nedeniyle genel başkanımız tarafından partiden ihraç edilmiştik. Başka arayışlara girdik. Daha sonra 2009'da bir adaylık denememiz oldu. Merkez Yürütme Kurulu'ndan kararımız çıkmasına rağmen adaylığımız 4 saat sonra veto edilerek değiştirildi. 2014 seçimlerinde tekrar göreve talip olduk. Belediye başkan adaylığı konusunda bir ön seçim olmamasına rağmen meclis üyesi adaylığında mevcut başkanımızla yarıştık. 9'ar kişilik liste çıkardık. 9-0 almamıza rağmen gene başka faktörler bizim aday olmamızı engelledi. Bunları neden sıralıyorum? Geçmişi irdelemek değil benim derdim de. Doğal olarak da insanlar ya her seçimde sen aday mısın böyle ikide bir çıkıyorsun falan denebiliyor, düşünebiliyor. Çok da doğal bunlar. Ben aday oluyorum. Neden aday oluyorum? Geçmişte de görüldüğü gibi benim Silivri halkıyla diyaloğum son derece iyi. Silivri halkı tarafından sevildiğime, sayıldığıma inanıyorum. Bu göreve layık görüldüğüme inanıyorum. Ama parti yönetimlerini geçerek adaylık hakkımızı elde edemedik. Hepinizin bildiği gibi 94 seçimlerinde bizim SHP'den ayrılarak CHP'ye geçmiştik. Partimiz %4,5 iken ben seçim kazanmıştım. 99 seçimlerinde parti barajın altında kalmıştı milletvekili ve belediye seçimleri yapıldığı halde.
Ben yine seçim kazanmıştım. Yani bunları niye tekrar ediyorum? Bir kere daha az önce söylediğim sözün ispatı olsun diye söylüyorum. Silivri halkıyla her dönemde aramda sevgi, saygı bağı son derece kuvvetli oldu. Ben ayrıca belediyeciliği bir yaşam biçimi olarak görüyorum. Bir görev olarak görmüyorum. Herkes belediye başkanı olabilir. İşte herkes doktor da olabilir. Ama bazı doktorlar vardır ki çok farklıdır. Bazı avukatlar vardır ki çok farklıdır. Belediye başkanlığı görevi de öyle. Onu bir yaşam biçimi olarak görmüştüm. Belediye başkanlarının 24 saat görevde olması gerektiğine inananlardandım. Belediye meclis üyesi de aynı durumda. Ve belediye çalışanları için de görevde olduğumuz her zaman arkadaşlarıma söylediğim oydu. Sizin mesainiz asla 8 saatle sınırlı olamaz. İşiniz olduğu zaman 24 saat çalışırsınız, iş olmadığı zaman da gider 3 gün gezersiniz. Hiçbir dönemde de arkadaşlarıma senin kaç gün iznin var, ne kadar izin hakkın var diye sormadım. İstediği kadar gitti. Ama 24 saat aralıksız çalıştırdığım da çok oldu. Hiçbir arkadaşımdan da ters bir davranış görmedim. Nitekim biz çok küçük imkanlarla çok büyük hizmetler yaptık geçmişte Silivri'ye. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi toplu konutlardır. Silivri'nin altyapılarıdır. Kanalizasyonu, içme suyu. Silivri'ye yaptırdığımız okullardır. Hizmetleri sıralamak değil ama kısaca yapılanları benden sonraki arkadaşlarımızın yaptıklarıyla kıyaslama açısından ortaya koymak gerekiyor bazı şeyleri ana başlıklarıyla. Yani deniz deşarjlarının yapılması gibi, su şebekesi gibi, halen kullandığımız suların bizim açtığımız kuyulardan getirilmesi gibi, kullanılan su depolarının tamamının bizim dönemimizde yapılan su depoları olduğu gibi, yeni mezarlık gibi, Trakya'nın en büyük Edirne, Kırklareli, Tekirdağ belediyelerini de sayarsak, il belediyelerini, hepsinden çok daha fazla araç parkı sahibi olmak gibi, devlette bile ambulans işletmesi yokken 3 ambulansla 24 saat hizmet veren bir birim kurmamız gibi ki o tarihlerde Silivri'de özel hastane de açılmıştı ama onların bile ambulansı yoktu. Ambulans işletmelerini biz yapıyorduk. Yine itfaiye hizmetiyle bizim görev sahamız dışında olmasına rağmen bütün köylerin ve beldelerin itfaiye hizmetini dahi biz görebiliyorduk. Halk ekmek gibi, dijital haritaların, paftaların yapılması gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önce zemin etütlerin, mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması gibi çalışmalar ki bunlar çok ciddi paralar gerektiren, harcamalar gerektiren yatırımlardı. Mesela bizim yaptığımız dönemde düzenli depolama alanı Türkiye'nin 9. düzenli depolama alanıydı. Bir ilçe belediyesi olarak bunu yapmıştık. Geçtiğimiz 7-8 ay önce biliyorsunuz Edirne Belediye'miz düzenli depolama alanı yaptı. Genel başkanımız o hizmetten dolayı oradaki başkanımıza gelecek dönem adayımız sensin böyle bir hizmeti yaptığın için diye onurlandırmıştı belediye başkanımızı. Yani yaptığımız işin önemini göstermek açısından söylüyorum. Merkezde yapılmamış bir metrekarelik yolumuz kalmamıştı yazlıklar hariç. Dere ıslahlarının yapılması gibi. Yine iki defa deniz temizliğini yapmış olmamız gibi. Bunlar hepsi çok büyük yatırımlar sayılabilir. Hayvan barınakları, kedi köpek kısırlaştırma merkezi gibi İstanbul'da ilk defa yapan ilçeydik biz onu yaptığımızda. Meslek liselerinin getirilmesi, ona yakın okulun yaptırılması bizim önemli hizmetlerimizden biridir. Arsa tedariki, onlara yatırımcı bulunması, bir kısmının da devlet tarafından yapılmasının sağlanması. Benim en önem verdiğim olaylardan bir tanesi de Yerel Gündem 21 uygulamasıydı. Hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Yaklaşık 180 kişilik bir kent meclisiyle Silivri'yi yönetiyorduk. Belediye meclisinin üzerinde aldığımız bir karar vardı. Belediye meclisinin kararlarının ötesinde yerel gündemde alınmış kararları belediye meclisinden geçiriyorduk. Hatta belediye meclis üyesi bazı arkadaşlarımız buna gücenme gösteriyordu. Yani biz burada niye varız? Kent konseyinden alınan kararları uygulayacaksak diye. Ama demokratik yapıyı, kenti yönetime katmayı sağlamaya çalışıyorduk. Çok da önemli mesafeler almıştık. Yine demokratik uygulamalar açısından baktığınızda ki biz 94 yılından itibaren
2004'e kadar tüm belediye meclis toplantılarına meclis gündemini muhalefet temsilcisi olmayan muhalefet partilerine, ilçe başkanlarına, tüm muhtarlara, tüm sivil toplum örgütlerine gündemi göndererek mecliste konuları onlara da tartıştırarak, söz hakkı vererek meclis toplantılarını yapıyorduk. Bizden sonra şahitsinizdir, birçok dönem meclis üyelerinin bile sözü kesildi. Tahammül gösterdik, o demokratik yapıyı yerleştirmeye çalıştık ama ortadan kaldırıldı. Ben 3 dönemin 2 tanesinde mecliste azınlıktaydım ama kararlarımızın çok büyük bir bölümünün oy birliğinle çıktığına şahidim. %95'in üzerinde oy birliğinle çıkmıştı kararlarımız. Çünkü çok geniş platformlarda tartıştırma imkanı oluyordu. Herkese söz hakkı veriyorduk. Dolayısıyla gizli saklı herhangi bir işiniz olmayınca çok rahatlıkla muhalefet meclis üyeleri de körü körüne muhalefet edemiyordu. Zaten başka bir uygulama daha yapıyorduk. Şimdi partiler normalde belediye meclisine gelmeden bir gün önce grup toplantıları yaparlar. İlçe yönetimlerinde belediye meclis üyeleriyle birlikte konuları tartışırlar. Biz hem onu yapıyorduk hem muhalefet meclis üyeleriyle bir gün önceden gündemi tekrar toplanarak tartışıyorduk. Tereddüt ettiği konular varsa her türlü bilgiyi onlara aktarıyorduk. Kurmuş olduğumuz kent bilgi sistemi o dönemin en gelişmiş kent bilgi sistemlerinden bir tanesiydi. Örnek olarak söyleyebilirim. Bizim yaptığımız kent bilgi sistemi yaklaşık 250 bin dolara mal olmuştu. Kadıköy Belediye Başkanımız Selami Bey'in yaptığı kent bilgi sistemi 2,5 milyon dolara mal olmuştu. Ama bizimki ondan çok daha gelişmişti, çok daha işlevi fazlaydı. Nitekim Türkiye Bilişim Derneği ile TÜSİAD'ın kamu kurumlarının kent bilgi sistemleri arasında Türkiye çapında yaptığı yarışmada Silivri Belediyesi üçüncülük aldı. Ama o ödülü almak bana kısmet olmadı. Benden 3 ay sonra Hüseyin Bey'e verdiler. O ölçüde gelişmiş bir kent bilgi sistemimiz vardı. Örneğin müteahhitlerin hak edişleri oradan takip edilebiliyordu. Kim kayrılıyor, kim kayrılmıyor, kimin alacağı gecikti, kime erken ödeme yapıldı. Orada herkes onları çok rahatlıkla görebiliyordu. Belediyenin bütün hesapları internet üzerinden kontrolü açık vaziyetteydi. O demokratik yapıları maalesef ondan sonraki dönemlerde kaybettik. Biz işte bu sistemleri, bu demokratik yapıyı, kent yönetimine halkın katılımını, kent rantlarını kent adına kullanmaya talibiz. Bizim çok temel ana prensiplerimiz var. Ben yatırım programı ile ilgili herhangi bir şeyler bugün söylemeyeceğim. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama ana prensip dediğimiz, bizim kendimize anayasa kabul edeceğimiz, bizi %100 bağlayacak temel kurallarımız var. Bugün burada biz belki 3-5 arkadaş görüyorsunuz. Çok dar bir çalışma grubu gibi görebilirsiniz. Hayır, öyle değiliz. Biz çok kalabalıkız, çok genişiz. Ama biz bugün sadece sizlerle birlikte olmak istedik. Basın mensuplarımızla birlikte olmak istedik. Aday adaylığımızı ilan etmek için burada olduğumuzu söyledik. Elbette Silivri ile ilgili çok önemli projelerimiz var. Silivri ile ilgili çok önemli düşüncelerimiz var. Onlarla ilgili örgütümüzle birlikte gelecek günlerde tekrar sizlerle bir araya gelmeye çalışacağız ama temel prensiplerimizi size kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Belediyecilikte önce insan anlayışıyla hemşeri memnuniyetini esas alan keyfilikten uzak, tutarlı, kararlı ve dürüst yönetim ilkeleri çerçevesinde hızlı, verimli ve etkili bir yönetim anlayışını esas alacağız. Keyfiliği, ben yaptım olduğu yöntem anlayışını reddedeceğiz. Halk yararına alınacak her karara ve uygulamada hızlı, cesur, atırgan ve kararlı bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. İnsana saygıyı esas alacak, tüm kesimleri kucaklayacak, iş yaparken ezmeyecek, yaparken yıkmayacak, başkanlık makam yetkilerini baskı aracı olarak kullanmayacağız. Kent kaynaklarını yaratılan kent kaynaklarını kent halkının yararına kullanacağız. Kişilerin menfaatlenmesine asla izin vermeyeceğiz. Temel prensipler, elbette bunları çok fazla uzatmak mümkün ama çok da vaktinizi almak istemiyorum.
Elbette sorularınız olacaktır. Onlarla da vakit geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde birçok arkadaşımız aday adayı. Onlardan bir tanesi de Deniz arkadaşım. Ona da başarılar diliyorum. Elbette ben gönlümden geçen bir ön seçim olması üyelerle. Biliyorsunuz bize üye de yazdırmıyorlar, üye kaydı da yapamıyoruz ama hiç önemli değil. Kim olursa olsun biz Silivri'de üye olan Cumhuriyet Halk Partililere güveniyoruz. Biz kendimizi önce bu duyuruyla tüm kamuoyu oluşturmada bir adımızı duyurmak istiyoruz. Sonra bir ön seçim yapılırsa partili üyelerimize kendimizi emanet ediyoruz. Eğer parti genel merkez bize aday gösterirse ondan sonra da kendimizi tabii Silivri halkına emanet edeceğiz. Demin de dediğim gibi hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan ben Silivri halkının çok büyük bir kesiminden destek alacağımıza inanıyorum. Çünkü ben belediyeciliği çok iyi biliyorum. Çünkü ben belediye yönetimi yaparken, belediye yönetiminde bulunurken hiç ayrım yapmadım insanlar arasında. Ne ırkına, ne rengine, ne zenginliğine, fakirliğine göre her zaman ihtiyacı olanlara her türlü katkıyı, yardımı yapmaya çalıştık. Hizmet etmeye çalıştık. Belediyenin, belediye başkanının, belediye meclis üyelerinin, belediye personelinin varlık sebebinin o halkın hizmete ihtiyacı olmasından kaynaklandığını, orada o amaçla bulunduğu bilincinde içindeydik. Mesai arkadaşlarımıza da hep bunu aşılamıştık. 310 civarında mesai arkadaşımla çalışma fırsatı buldum en son yıllarda. Onun muhtemeldir ki 300'ün üzerindeki bir sayıyla gene çok yaklaşık 2-3 tanesini bunun dışında bırakabiliriz. Çok can ciğer, kardeşçe sürdürdük 15 yıllık ilişkimizi. Ve aynı duygularla da bugün o dostluklar devam ediyor. Belediye başkanının, belediye meclis üyelerinin, belediye çalışanlarıyla gönül bağı kurmadan belediye çalışmasının verimli olamayacağına inananlardanım. Önce kendi içinde o gönül bağını kurması gerektiğine, o birlikteliği sağlaması gerektiğine inanıyorum ki o özveriyle, o motivasyonla orada görevi başında olan insanlar da çalışmalarını yapabilsinler, hizmetini yapabilsinler. Bu anlayışla ben adaylığımı bu akşam sizler vasıtasıyla tüm kamuoyuna, Silivri halkına duyurmak istiyorum. Fırsat verilirse kendimi çok enerjik hissediyorum. Yaş benim için önemli değil. Onu çok açık bir şekilde söylüyorum. Hatta her geçen yılın beni hizmet yönünde biraz daha hırslandırdığını, geçmiş hataların da çok iyi muhakemesinin yapılmasını fırsat verdi bana. Onun değerlendirmesini yaptım. Elbette yönetimde olduğunuz sürelerde hatalarınız da olabiliyor. Her ne kadar kötü niyetli olmasanız da hata da yapabiliyorsunuz. Yorgunluktan kaynaklanan olabiliyor. Veya ne acıdır ki kamu yönetiminde bulunan insanlarda, bu sadece belediye başkanlarında değil, başka kamu yönetiminde bulunan insanlarda da zaman geçince herhalde biraz da güç zehirlenmesi de olabiliyor. Belki o zehirlenmeden biz de payımızı aldık. Çok dikkat ettim. Ben her zaman biraz aykırı uygulamalar yapıyorduk. Nasıl olsa beni fazla tutmazlar, alırlar diye düşünce içindeydik. Onun için gözümüz kara hizmet veriyorduk. Hatta hatırlayanlar vardır. Silivri cezaevinin yapılmaması konusunda olağanüstü bir mücadeleye girişmiştik. Kendi yetki alanımızda değildi. Hiçbir şekilde yasal olarak müdahale edemezdik. Ama öylesine bir kamuoyu oluşturmuştuk ki benim son görev yılımın son 2,5 yılındaydı. Gerek DSP'nin o koalisyon döneminde gerek AK Parti'nin ilk yıllarında burada yapılmamasını sağladım. Benden sonra da hemen zaten yapıldı. Başlı başına o mücadele bile çok önemli bir mücadeleydi diye düşünüyorum. Gençlere çok fazla borcumuz olduğuna inanıyorum. Gençleri kahve köşelerinden kurtarmamız gerektiğine, amatör spor dallarının tüm dallarının desteklenmesi, belediye imkanlarının profesyonel spora değil de amatöre yönlendirilmesini, kültür sanat faaliyetlerine çok daha fazla hız verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yine biz 2099'da özür dilerim,
engellilerle ilgili Silivri'de ilk envanter çalışmalarını yapmıştık genel gündem 21 bünyesinde. O güne kadar Silivri'de ne kadar engelli olduğunu bile bilmiyorduk. Ondan sonra eğitim çalışmalarına başladık. Daha sonra Lyons Kulüp'le birlikte bir engelliler okulu yapılmasına ciddi şekilde katkı verdik. Sonra da belediyemiz de bir engelliler okulu yaptı. Onun çok daha geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama kendimi en çok da gençlere çok fazla borçlu hissediyorum. Bir kültür merkezini yapamamış olmak benim en büyük eksiklerimden biri diye düşünüyorum. Hayvan barınaklarından bahsettim. Onları ilk defa İstanbul'da biz yaptık diye. Hiçbir ilçede yokken yaptık. Sonuç olarak arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Elbette çok fazla söylemek istediğim şeyler var ama böyle çok da vaktinizi almak istemiyorum. Sorularınız olursa onları cevaplandırırım. Gelmiş olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım. Çok sağ olun, var olun. Evet.